Sultanım, ne haber ya? Hastaneden geliyorum Demir. Berkant Bey ölümcül darbe almış dediler bana. Ya inanır mısın? Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Nezaret kızım burası. Niye böyle geldin? Sen benim kıyafetimi çekiştireceğine buradan nasıl çıkacaksın önce onu bir düşün. Ya anlamıyorsun galiba. Hayati tehlikesi var adamın diyorum. Şikayetçi olmuş senden. Ne hayati tehlikesi? Nasıl bir tezgah bu? Tezgah mezgah yok Demir. Adam ağrısızı içinde yatıyor hastanede. Ya nasıl yaparsın bunu? Ya niçin durup dururken adama daldın? Bana bunu bir anlatsana. Durup dururken öyle mi? Evet. Herhalde adamın söyledikleri senin hoşuna gitti. Ay yeni imajınıza tam bir leydi olmuşsunuz Dilan Hanım ha. Neyse. Kafayı yiyince kendine gelmiştir o yer. Demir. Ha ne var? Dua et Berkant Bey'in başına ciddi bir şey gelmesin bak. Çok mu merak ediyorsun? Ya Allah. Vay Berkant'ına da sandır. Sen kimden yanasın ya? Ha? Memur Bey. Hanımefendiyi buradan götürür müsünüz? Ben kendim avukatım. Kendisine ihtiyacım yok. Buyurun. Tamam yok. Çıkıyorum ben tamam. Ben de çok meraklıydım zaten seni savunmaya. Kal burada çürün. Ne bileyim aklın başına gelir belki. Kalkışından nefes alamıyorum. Kalktım. Çekil. Allah'ım ya Rabbim sana şükürler olsun ya Rabbim. Bütün adaklarım tek tek yerine getireceğim. Hakkı Bey senin için deve keseceğim ben. Bu bir mucize gerçekten. Bu kadar zaman sonra. Böyle ben de kapıdan girdim böyle. Tavana dikmiş gözlerini böyle bakıyordu. Hakkı Beyciğim. Aziz. Uyan uyamaz beni sinir etmeye başladın ya. Sinir etmeyeceğim. Biraz kaldır bakayım kaldır, şöyle. Kaldırayım. Ha. Yastık. Yastık. Ha. Şuradan. Yavaş. Yavaş yavaş. Şimdi sen çok hemen kalkma. Yok artık ya. Vallahi Çizil. Dayanamıyorum yani. Ya bıktım ya. Berkant Bey hastanede. Demir karakolda. Ben tek başıma ne yapacağımı şaşırdım. Canım arkadaşım benim ya. Uf, kıyamam ben sana. Baksana ne hale geldin ya. Yerim ben seni bakayım. Bir şey söyleyeceğim ama Demir bayağı güzel kafa atmış yani. Kızım var ya kıskanıyor bu çocuk seni. Ben söyledim zaten bak birazcık açıldın saçıldın bir şeyler yaptın hemen girişmeye başladı insanlara. Sen şu gözlüğü çıkar o zaman göreceksin. Direkt nikah masasındasın. Bu muyuz yani? Bu mu mesele? Aman Allah korusun ya yok. Ben şeyin derdindeyim. Bir an önce bir mucize olsun. Hakkı Bey bir uyansa keşke. Allah'ım bunun için dua ediyorum ki ben de şu şirketten bir an önce kurtulayım. O kadar kolay kurtulamazsın canım. Sen bu çocuğu seviyorsun. Aşıksın. Ne? Aşıksın. Saçma ama ben ne aşkı, ne sevmesi? Ay hiç Demir kim, ben kim ya? Saçmalama. Alo, merhaba Muazzez teyze. Aa, Nil kızım, Demir yanında mı? Cebi kapalı da arıyorum, açmıyor. Ben ona müjdeli bir haber vereceğim. Yanındaysan ver bana çocuğu. Demir karakolda Muazzez Hanım. Bulaşamazsınız ona, merkez karakoluna aldılar. Ama ben ilgileniyorum, hiç merak etmeyin. Aklınız kalmasın yani. Ne? Ben şimdi hemen oraya geliyorum. Orada buluşalım. Yok yok, sizin hiç gelmenize gerek yok. Kapattım. Ah yarabbim, ah. Ben. Kızlar kolay gelsin. Demir nerede ha? Aa, senin olanlardan haberin yok tabi. Ya çok kötü şeyler oldu. Bana Demir lazım. Bana bir avukat iyi bir avukat lazım bana. Şimdi şöyle bir şey oldu ben. Ev sahibimle dövüştüm. Dövdüm. Ev sahibimi dövdüm. Ev sahibimi ya bana Demir, beni Demir'in kurtarması lazım. Demir önce kendisini kurtarsın. Ne oldu Demir'e? Gözaltına alındı.
Berkant'ı vahşi bir şekilde dövdü. Aa, yeni mi dövdü Berkant'ı bu ya? Bayağıdır dövmüyormuş ama. Ama döveceğim diyordu zaten. Anam, Berkant yaşıyor mu? Yaşıyor. Aa! Ay, inanmıyorum. Ne oldu? Demir'e mi bir şey oldu gene? Kutayan vardı ya hani. Oğlu evine girmiş, darp etmiş adamı ya. Ay, inanmıyorum. Yakışıklı adam, bak bir tane vurmuş, şurası şöyle şey olmuş adamın ya. Çisil, sen buna mı feryat figan üzülüyorsun canım, ha? Evet. Bak çocuğun da mesela, oğlunun da suratı böyle akpakça. Nasıl? Böyle şey masum ama demek ki işte babası kabul etmeyince geldi, girdi, dandan gitti yani, değil mi? Belki de hatırlarsınız, şey davalık şeyi açmıştı babasına, onun şeyi vardı. Ulaşabildin mi hayırsız oğluna? Ha, ulaştım da biraz yoğunmuş. Yoğun mu? Ha. Aa, kesin öyledir. Kim bilir hangi dağda bayırdadır yine. Aa, olur mu hiç öyle şey yani? Yani çocuk bir görsen nasıl değişti, şaşarsın. O musibetin yaşandığı günden beri işlerin başına geçti oğlumuz. Kim? Demir mi? Nile ne oldu peki? Ay kızma canım, kızma. Nil de duruyor. İkisi beraber yürütüyorlar işleri. Bak Muazzez, iyi değilim görüyorsun. Dalga geçmiyorsun değil mi? Yani ben niye dalga geçeyim ki Hakkı Bey? Bak sen iyileş, kendi gözlerinle gör. Ama kurban olayım. Ne olur şimdi yat, böyle hemen kalkma. Gel, gel böyle gel. Buyurun, kime geldiniz? Ben avukat Nil Karay. Göz altındaki Demir Bilir'i görmeye geldim. Ama yalnız arkadaş giremez. Yalnız avukat hanım olacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey yok şimdi. Yani ben bir arkadaşı zaten hemen göreceğim, çıkacağım. O benim kankam olur. Çok yakınız da. Siz giremezsiniz. Ziyaret yasak. Ziyaret etmeyeceğim. Gideceğim. Diyeceğim ki yani nasılsın, iyi misin diyeceğim. Hani bir şey ihtiyacı var mı diyeceğim. Çıkacağım, öyle ziyaret, bir şey yok yani. Beyefendi, mümkün değil. O zaman madem öyle, ben de içeri girince Nejo geldi derim, tamam mı? Hadi görüşürüz. Güzel kardeşim, ben birinci derece akrabadan daha, annesinden daha yakınım ya. Birader uzatma, çıkın şöyle kenarda bekle. Ne ki bu tavırlar, ne oluyor ki? Hani böyle yaptın ne oldu yani? Hani bundan mı yani bunlar, ne ki bunlar ya? Ne diyorsun sen ya? Sen bunu kendine yakıştırıyorsan ben sana bir şey demiyorum. Var mı? Sen mi geldin Fatime? Gel demedim mi? Ne o kadar şaşırdın Muazzez Hanım'dan? Bırak şimdi laf kalabalıklığını. Ben çıkıyorum. Doktor gelecek. Hakkı Bey yukarıda uyuyor. Ses yapmayayım. Hah. Bu kadın da iyice sıyırdı kafayı üzüntüde. Hayır, adam havalı komada yatayız. Sanki duyacak da uyanacak. Hayret bir şey. Aa, anne nereye böyle? Hadi yürü Ayça, gidiyoruz kızım. Ay nereye gidiyoruz anne? Ben yeni geldim zaten. Kızım abimi içeri almışlar. İçeri mi? Nereden içeri? Neca? Aa, ne haber? Görebildin mi Demir'i? Ya iyi. Yok, hiç böyle girmek istemedim. Demir'i o halde görmek istemedim. İçim el vermedi. Girmedim içeri ya. Sen ne yapıyorsun burada? Yani birkaç tane evrak istedim de onlara getirdim. He, almazlar ki. Yabancıları almıyorlar. Almıyorlarmış. Burada ben kulak misafiri oldum. Yani çok yakın olmadan almıyorlarmış içeri. Ne almıyorlarmış ya? Ben yabancı değilim ki. Çekil bakayım şöyle. Ya Çisil'im. Selam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Ya biliyorsun ben Nil Karay'ın asistanıyım. Birkaç tane belge istedi de onları getirdim. İzin verirsen girebilir miyim? Tabii ki hanımefendi. Buyurun. Gerçekten işte inanılmaz güzel yapıyorsun. İnanılmaz. Gözler de ateş ediyor. Bir şey soracağım ben sana memur abi. Sen neyin peşindesin? Kardeşim bela arama, yeter. Git uzaklaş kapıdan. Bana öyle kaba saba davranma. Ben de bu ülkeye vergisini veren bir vatandaşım. Ben içeri gireceğim. Giremezsin. Bak, benim adım Neco. İşi inada bindirme. Manitayı alıyorsun içeriye, böyle böyle gözlerini kısıyorsun. Ben de içeri gireceğim. Allah Allah, nasıl olacak bu? Bir şey soracağım. Şu düğmeleri kopartınca ne oluyor? Demir, inanmıyorum ya. Çok üzüldüm. Allah kurtarsın kardeş. Sağ ol. Ama abartacak bir şey yok. Gözaltı süresi bitince bırakacaklar zaten. Bu arada şu bayram şekerine söyle, başımda gardiyan gibi dikilmesin. Çisil.
Söyle şuna. Ben annesi rica ettiği için buradayım. Kadın perişan oldu bunun yüzünden. Kendi derdi üzüntüsü yetmezmiş gibi. Sen yemedin içmedin gidip bunları anneme mi anlattın? Vallahi ben olan biteni anlattım. Gerçekleri. Ne oluyor? Öyle yemin ederim bir düğme 6 aydan başlarım. Hangi yıldayız ya? Düğme nedir? Senin düğme kurban mı olsun sana düğme ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ya Allah Allah öyle bir şey yok. O kadar kolay değil. Ya tamam tamam. Kanka. Kanka. Oğlum senin ne işin var burada? Kardeşimi içeri atacaklar. Ben yukarıda parklarda bahçelerde gezeceğim ha. Benim kardeşim mapus damlarındayken ben hiç durur muyum? Ben de girdim içeri kanka. Harbi mi lan? Harbiden. İşte insanın ortağı böyle olur. Böyle değil. Aman ne haliniz varsa görün. Sabaha kadar burada kalın da aklınız başınıza gelsin. Kızım öyle deme. Hani oğlumu kurtaracaktın? Söz vermişti. Ama... Anneciğim merak etme. Bir şeyim yok benim, iyiyim tamam mı? Uf abi ne işin var senin burada ya? Ya tamam fıstığım, bırakacaklar zaten. Bir şey yok. Muazzez teyze, oğlumuzun dövdüğü adamı şu anda hastanede müşahede altında tutuyorlar. Ben elimden gelen ne varsa yaparım ama hemen öyle çıkartamazlar. Yani bu mümkün değil. Yine yöneticilik heveslerin yüzünden değil mi bu olanlar? Bak sana zaten gıcığım. Hazır şu bayramlık elbiseni giymişken git konuş o adamla, ikna et onu. Ne yapacaksan yap, çıkar abim dışarı. Ah kızım, düştüm bu deli oğlanın derdine. Seni sormayı unuttum. Yavrum benim, ay pek güzel olmuşsun. Demir beğendi mi seni? Ne alakası var Muazzez teyze? Muazzez teyze, ben oğlunuzla baş edemiyorum artık. Muazzez teyze, Hakkı Bey'e verdiğim sözü olmasa 2 dakika daha dayanacak gücüm kalmadı benim artık. Doğruya doğru şimdi. Ben de ne kadar güzel anlaşıyor çocuklar diyordum. Yok canım, ne anlaşması? Ben her gün böyle ellerimi açıp dua ediyorum Allah'a. Allah'ım ne olursun bir mucize olsun da Hakkı Bey gözlerini açsın diye ama... Tabii biliyorum çok zor. Allah dualarını kabul etti işte nihayet. Efendim? Yani diyorum ki evladım, dua et, dua et. Allah dualarını kabul eder diyorum. Tabii keşke, keşke. Ya. İnşallah, inşallah. Yani Hakkı Bey bir an önce gözlerini açsın, şirketin başına geri dönsün de ben de ayrılayım yani. Benim artık tahammül edecek gücüm kalmadı mı Aziz teyze? Hadi bakalım. İnşallah. Sinirlerim bozuldu. Hadi bakalım. Neyin sen geldin? Ne? Aa. Bu ne hal böyle? Hoş bulduk anne. Bırak şimdi sen hoş geldin, beş gittin de bu elbise ne? Ha şey ben şirkette üzerime yemek dökmüşüm de Çisi de sağ olsun evden kıyafet getirmiş. Ha. Saçına da kuş pisledi herhalde ha? Bu ne böyle saklım saçak? Yani hiç yakışmamış. Pekala da yakışmış. Hep güzeldir benim kızım. Canım babam benim. Ya sen ne işler çeviriyorsun anlat bakayım bana. Anne vallahi bir işler çevirmiyorum ya. Senin bir ayarların bozuldu bu aralar ha. Avukat kız böyle giyinir mi hiç? Anne ama sürekli döpiyes giydiğim zaman da arkadaşlarım bana itici diyor. Aa, hangi densiz itici diyormuş benim kızıma? Diyorlar vallahi. İyi tamam hadi. Hadi sen elini yüzünü yıka. Üstünü değiştir sonra. Saçını da topla. Masa hazır, yukarıda yemek yiyeceğiz. Hadi hadi. Ben hep söylüyorum sana. Sen umursamıyorsun. O Demir denen çocuk bu kızın huyunu bozdu. Yahu ben ne yapayım? Koskoca kız ne yiyeceğini bu yaştan sonra biz mi söyleyeceğiz? Ay ne rahat adamsın Salim. Kızını dövmeyen dizini döver. Nasıl yani? Bu yaştan sonra kızını mı döveceksin? O Demir denen hayduttan bir uzak durmasın. Vallahi de billahi de döverim. Figen, Figen Allah aşkına. Ayça nerede? Ayça arkadaşlarına gitti. Ders çalışacaklarmış, yoğun sınavları var. Benim uyandığımı söyledin mi? Yok. Hiç kimse bilmiyor daha. Niye? Bana bak sen ne geveleyip duruyorsun be. Bir mesele var ama dur bakalım. Evet. Aslında bir mesele var. Neymiş? Yani nasıl söylesem ben...
Bilemedim ki şimdi. Anlat be kadın. Yani ne olur sen sinirlenme, şimdi nikahat dönemindesin daha. Ya söylesene kadın, sinirlendirme insanı. Yani Nil, Hakkı Bey komadan çıkar çıkmaz istifa edeceğim diyor. İkisi galiba pek anlaşamamışlar. Hani oğlum adam oldu demiştin? Oldu, oldu olmasına da. Hı. Ama tabii zor bir karakter. Yani armut dibine düşüyor. Sana benzemiş. Sen bana kurban ol be. Beni benzettiğin adama bak. Esas senin bu kazık oğlan dayılarına benziyor, dayılarına. Yani şimdi kızı dükkandan kaçırtıyor mu? Diyor ki Hakkı Bey iyileşir iyileşmez ben ayrılacağım diyor. Ben de diyorum ki... Ne diyorsun be kadın, ne diyorsun felaket tellalı gibi? Ben biliyordum zaten böyle olacağını. Şimdi bu ikisi işleri böyle yönetip kıvama getirene kadar biz senin uyandığını hiç kimseye söylemeyelim. Aa, niye? Olmaz öyle şey. Bak Hakkı Bey, seni bize Allah zaten son anda bağışladı. Biz seni bulmuşken kaybetmeyelim. Böyle etraflıca iyileşsen, ne bileyim gizli gizli gözün çocukların üzerinde olsun. Ha? Uzaktan onları yönetirsin. Şimdi sen komaya devam. Ayten kızım, sen de hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bu üçümüzün arasında bir sır olarak kalacak. Tamam mı? Hadi iyi istirahatlar. Komadasın sen. Unutma bunu. Abicim benim bir suçum yok. Bırakır mısın şu kolumu ya? Allah Allah. Ulan baba. Ne olursa olsun insan babasını kaldırır mı? Ulan şuna baba deyip durmayın be. Benim için ne yaptı bugüne kadar ha? Onun gibi baba olmaz olsun. Ben az bile yaptım ama iyi yaptım. Şuradan çıkayım daha fazlasını yapacağım. Gidip öldüreceğim o herifi, tamam mı? Hiç birader. Sakin ol ama ya. Tamam. Anladık gençsin falan da. Baban hakkında öyle konuşma. Ne? Baban hakkında diyorum, böyle konuşma. Üzülürsün sonra. Hadi abiciğim hadi, işinize bakın siz hadi. Ateşli genç. Bak abilerine saygısızlık yapma bir. İkincisi abini dinle. Bak bu abinin babası komada abiciğim. Sakin. Hem de benim yüzümden. İnsan başına gelmeden anlamıyor babasızlık neymiş. Ben de benimkini komaya sokacaktım. Ama polis arkadaşlar izin vermedi. Abicim bu siz bu neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamıyorum ki ben. Yani bu nasıl bir zihniyet? Ne olursa olsun anneye babaya el kalkmaz, öyle şey mi olur? Abi sen mevzuyu bilmiyorsun tabii, öyle konuşuyorsun. Adamın evine gidiyoruz. Adam benim babam. Herif polisi arıyor, beni şikayet ediyor evimi bastı diye. Polis geliyor beni yakapaça alıyor, nezarethaneye koyuyor. Bu mu babalık? Heh. Herif yıllardır 3 kuruş para veriyor bize. Ben öğrenciyim ya. Benim etim budum ne? Ben anneme bakıyorum. Daha evleneceğim. Önümde kocaman bir hayat var. Hani bir tane popçu vardı hatırlar mısınız? Kutayhan. İşte ben o Kutayhan'ın oğluyum. Vay arkadaş ya, ya sen Kutayhan'ın oğlu musun? Ya ben senin babanın var ya açık hava konserlerinde kanka ne çekirdekler sattım ne kağıt helvalar sattım. Nasıl bir para bulmak o zamanlar? Ya o zaman senin baban yıkılıyordu oğlum ya. Sen bayağı ünlünün oğlusun ya. Ortalığı yıkmış geçirmiş ama baksana aslan gibi oğluna babalık yapamamış adam. Abi zaten o eski yılları geçti. Artık öyle eskisi kadar forsuya kalmadı yani. Kenarda da parası var ben biliyorum. Ama herif bize koklatmıyor, anladın mı? Ben alacağım ama hakkımı. Bırakmam. Ne demişler? Ya hak ettiğini yaşarsın ya da yaşadığını hak edersin. Anne yine çok sıkı topladın ya. Bütün gün gergin gergin dolanıyorum bu saçım yüzünden şirkette. Dur 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 tamam. Heh. İşte böyle derli toplu olman lazım. Senin kariyer için önemli olan bu. Tamam çok derli toplu oldu. Hadi ben gidiyorum artık. Tamam olduğu kadar. Öpeyim anneciğim. Tamam hadi. 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 Çörekotun üstünde mi? Üstümde üstümde. Hadi güle 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 güle. Hadi, geç kalma akşam. Tamam bay bay. Hadi bay bay. Hakkı Bey çok aceleci davranıyorsunuz ama. Yani doktor bey duydunuz. Tam olarak sağlığınıza kavuşmanız biraz zaman alacak dedi. Yok kızım yok. Doktorlara kalsa beni yeniden uyutacaklar. Ah sıkıldım artık ya, bunaldım be. Aa, bundan sonraki hayatımı stressiz yaşamak istiyorum. Emekli ettim kendimi, tamam. Muazzez nerede?
Sabahtan beri yok ortalıkta. Bana bir şey söylemedi ama sanırım işleri varmış. Bu kadın yine bir şeyler çeviriyor ama yakında çıkar kokusu. Abi o kadar para para dedin de asıl mevzu para değil. Ben o adamla hep gurur duydum. Tek istediğim sadece bana biraz babalık yapmasıydı. Ama adam yapmadı. Ya bir insan babasının hayatını magazin sayfasından takip eder mi? Ben ettim. O alemlerden alemlere akarken ben zamanla annemle tek odalı bir evde yaşam savaşı veriyordum. Tamam tamam sakin ol. Bir hal yoluna koyacağız, bir çaresini bulacağız. Ama sen de böyle abuk sabuk katlar hep başını belaya sokma, tamam mı? Tamam. Demir bilir. Serbestsin. Tamam geliyorum. Alper, seni en geç yarın sabah bırakırlar. Direkt bizim ofise geliyorsun, tamam mı? Tamam abi. Hadi geçmiş olsun. Allah kurtarsın kardeşim. Eyvallah abi, sağ olasın. Sakin. Sen değil, sadece Demir bilir. Girişten eşyalarını teslim al, sonra üst katta çıkış kağıdını imzalayacaksın. Ay! Ama ben ne olacağım kanka? Kanka yapacak bir şey yok, kalacağım burada. Ya kanka ben seni ceketimi içerilere attırdım. Sen işini yaptığın iş mi yani? Tamam ulan, seni burada bırakacak halimiz yok herhalde. Bakacağız bir çaresine. Bak ama... Oldu mu şimdi bu ya? Aa, Berkant Bey, neden ayağa kalkıyorsunuz? Oturun lütfen. Hay Allah. Oturun. Kusura bakmayın. Ay, ayağınıza mı bastım? Yok yok. Yürümeyi denedim ama beceremedim işte. Ama ani hareketler yapmayın öyle. Teşekkür ederim. Ay korkutuyorsunuz beni. Hayırdır, sen ne için gelmiştin? Ben size teşekkür etmek için geldim. Yani şikayetinizi geri aldınız ya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Demir sizin sayenizde çıkacak. Gerçekten ne kadar iyi bir insan olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Size minnettarım. Bunu niye yaptığımı biliyor musun? Neden? Senin için mi? Benim için mi? Evet. Senin için şikayeti geri aldım. Çünkü üzülmene yüreğin dayanamadı artık. Çok teşekkür ederim Berkant Bey. Rica ederim. Lütfen bey kelimesini bırak artık Berkant de. Ama nasıl olur? İtiraz istemiyorum. Senden tek bir şey istiyorum. O da bana Berkant de. Peki. Anlaştık. Nil. Senden bir ricam daha olacak. Yani elimden gelen bir şeyse tabii seve seve. Seninle baş başa bir akşam yemeği yemek isterim. Baş başa mı? Yani... Meslektaş olarak konuşacak çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Tabii. Olabilir. Neden olmasın? Ama ben ısmarlayacağım. Hı? Yerini sen seç. Tamam. Benim yalnız şimdi karakola gitmem gerekiyor. Sonra konuşuruz. Berkant Bey. Berkant. Sen niye geldin ki? Aman, hata etmişim. İyilik de yaramıyor sana. Aman eksik kalsın. Annene söz vermiştim seni kurtaracağım için. Bir kere orada yavaş gel. Çünkü zaten ben çıkacaktım. Bir adama kafa attım diye müebbet edecek halim yok ya. Hadi. Ne oluyor ya? Hayda. Bize doğru mu geliyor lan? Nereden çıktı şimdi bunlar? Meslektaşınızı takip ettiğini söyleniyorum. Doğru mu dedim? Yok, hiç tamamen yalan haber. Hanımefendi, yeni sevgiliniz mi? Kim? Yok, hanımefendi benim çalışanım. Zaten bir müvekkilim için buradayım ben de. Eski popçu Tutay Hanım'ın oğlu Alper de içeride. Kendisini gördünüz mü? Evet, görüştüm. Tam üstüne bastınız, ayağınızı kaldırdım. Aha. Kendisi benim müvekkilim zaten. Kendisiyle görüştüm ama daha sonrası açıklama yapacağım. Hadi kolay gelsin. Demir Bey, birkaç tane sorumuz daha olacak. Demir Bey, rahat bırakın Demir Bey'i. Sana inanamıyorum ya. Gerçekten. Ben hayatımda senin kadar seri yalan söyleyen birisine daha rastlamadım. Ne yalanı? Ben yalan mı söyledim şimdi? Evet. Alper kim? Hangi ara bizim müvekkilimiz oldu? Alper şu eski popstar Kutay Han var ya, onun oğlu. İçerideydi. Ama ben boş durmadım. İçeride olsam da boş durmadım, anladın mı? Tünel kazar gibi çalıştım. Ekmeğimizi kovaladım. Gerçekten mi? Çisil bahsetmişti. Gerçekten mi? Çisil bahsetmişti. Gerçekten tabii.
Bunlar baba oğlu uzlaşamamışlar. Sonra bu manyak Alper de gidip babasının evini basmış. Zaten bu olay çok popülermiş ya. Gazeteciler herhalde o yüzden kapıdaydı. Biz de sayende magazinin gündemine oturduk. Vallahi benim kimseden gizlim saklım yok. Ama popstarımız bu olayın basına yansımamasını isteyebilir. E ne yapacağız peki? Yani magazincilerle Kutay Han'ı mı uzlaştıracağız? Ne yapacağız ne bileyim? Ya sen gözlüklü falan, ben seni zeki zannediyordum. Cidden sormadın bu soruyu değil mi bana? Ay bana bak, sen hakaret mi ediyorsun şimdi bana? Hayır ortağım, şaka yapıyorum. Hemen her şeye alınma. Allah Allah. Biz şimdi gidiyoruz, Kutay Han'la konuşuyoruz, anladın mı? Bu olayı belki mahkemeye aksettirmeden çözmek ister. Yani biz de ara buluculukla çözmüş oluruz olayımızı, anladın? Süper fikir ha. Bize de iş çıktı oğlum. İyi, çok iyi. Ey Allah'ım yarabbim. Ne yapıyoruz şimdi? Seni eve mi bırakayım? Yok, önce size gidelim. Önce ben ellerimle Muazzez teyzeye söz verdiğim gibi seni bir teslim edeyim. Ondan sonra dönerim ben eve. Ha, söz verdim mi tutarım diyorsun yani? Yaparım. Tuttuğumu da koparırım valla. Koparma. Peki ben sana hiç şey söyledim bugün? Neyi? Çok itici olduğunu. Allah Allah. Ya 6 aydır memlekette ne çok olay olmuş. Uzaydan gelmiş gibiyim. Okuduğumu anlamıyorum vallahi. Sor. Ne istiyorsan bana sor. Merak ettiklerini ben anlatayım sana. Hı. Her şeyi de bil Muazzez Hanım. Ay. Sen asıl oğlan nerede onu söyle. Aa, Hakkı Bey kaç kere söyleyeceğim. Oğlan çalışıyor. Arı gibi çalışıyor. Petek petek bal yapıyor. Arı gibi çalışıyor ya. Dur da. Bal yaptığı meçhul ama. Çünkü bizimki eşek arısı. O artık eski paslı demir değil. Hmm. Ya ışıl ışıl ışıldayan demir çocuğum benim. Ah canım. Işıldasın bakalım, çalışsın. Hmm. Göreceğiz yakında nasıl çalıştığını, anlayacağız. Bu da yeni bir diziye başlamış. Televizyoncu senden. Madem öyle. Sen bir daha başını belaya sok bakalım. Ben kılımı kıpırdatıyor muyum? Ya sen bana kıyamazsın. Ha, görürsün bakalım nasıl kıyıyor muyum, kıymıyor muyum? Allah Allah, kıyamazsın ortam, kıyamazsın. Ne bu hareketler ya? Askerlik arkadaşım mıyım ben senin? Çek şu elini. Bak sen iyice beni sinir etmeye başladın ha. Duvar mıyım ben ya? Bir de yaslanıyorsun. Ayakçın mıyım senin? Nece öyle karıştırma. Ah canım kızım. Hoş geldin. Var mı bir gelişme? Ha, bir haber getirdin mi? Getirdim. Muazzez teyze işte bak. Size söz verdiğim gibi sözümü tuttum ve demiri getirdim. Demir. Biraz önce buradaydı. Şaka mı yapıyorsun kızım? Çık sızıyorsun. Nerede oğlum? Yok, Muazzez teyze şaka yapmıyorum. Buradaydı biraz önce. Hatta biz beraber geldik de. Şimdi kayboldu. Ben de anlamadım ne yapıyor. Şaka yapıyor herhalde kendisi. Demir uzatma artık lütfen, hiç komik değil. Anne ne oluyor burada? Şimdi Ayça'cığım, abin çıkmış onu anladım da. Hani buraya gelmiş mi gelmemiş mi onu anlayamadım. Uzatıyorsun ama artık çık ortaya. Ya sen bizimle kafa mı buluyorsun ya? Sen görmüyor musun annemin ne kadar üzüldüğünü? Görüyorum Muazzez teyze. Çok üzülüyorsun ama Ayça'cığım ben şaka falan yapmıyorum. Abinle birlikte geldik işte, serbest bıraktılar abini. Ben de onunla geldim getirdim ama yok işte. Demir! Ah! Ay uçmadı ya bu çocuk. Aa nerede bu? Bilmiyorum Muazzez teyze ama gerçekten dalga geçmiyorum sizinle. Çok normal. Ay abi. Ay aklım çıktı. Anne aşk olsun. İnsan oğlu geldi diye aklı çıkar mı? Ah canım oğlum benim. Şakacı oğlum benim. Ay abi aklımızı aldın ya. Alacağım olsun. Alacağım olsun Demir gerçekten yani. Hmm. Hadi kızım geçelim içeri. Geç buyur. Sağ olun, ben görevimi tamamladım. Artık gideyim. Olur mu canım, ben seni hiç bırakır mıyım? Sen bana oğlumu getirdin. Anneciğim teknik olarak aslında ben onu getirdim. Olsun oğlum olsun. Siz bir takımsınız. Beraber görünmeniz lazım. Anne niye bağırıyorsun? Kime gözükeceğiz beraber? Yani etrafa, dosta, düşmana karşı hep birlik olmanız, kenetlenmeniz lazım diyorum çocuğum. Hadi içeri. Ay, yok bence o kadar ısrar etmeyelim. Hem belki Nil'i annesi merak eder, gitmesi gerekir değil mi? Evet Ayça'cığım annem merak. Olsun kızım olsun, dur. Ben anneni arar söylerim. Bu akşam kutlama var. Hadi içeri. Hadi bakayım. Hadi çocuğum hadi. Hadi evlatlarım geçin bakayım, geçin. Benim aslan oğlum bu, aslan. Kuzum.
Oo. Anneciğim abartmasak ya. Alt tarafı bir gece yatıp çıktım. Ay oğlum sus. Yattım mattım şimdi baban duyacak. Keşke duysa. Olsun sen yine de deme öyle şeyler. Ya nasıl demeyeyim anne? Adamcağız benim yüzümden komada. Abi sen kimin yüzünden içeri girmiştin? Benim değil. Benim yüzümden değil yani gerçekten. Bir yanlış anlaşma olmuş. Taraflar... Evet Ayşe. Bilim bu kadar üstüne var mı? Neticede niye bizim çalışanımız? İş ortağıyız. Ayça. O artık benim de kızım sayılır. Güzel konuş ablanla. Ablan mı? Hadi sen kalk bakayım. Bir Fadime'ye bak. Yemekler hazır mı? Sofrayı kurun beraber. Bu akşam şenlik var oğlumun şerefine. Hadi bakalım. Beraber sofrayı kurun hadi. Nilcim, annen nerede arayalım? Ben alıkoydum kızınızı diyeyim. Gelsinler böyle hep beraber. Allah ne verdiyse yiyin. Yok artık. Yani daha uygun bir zamanda çağırsanız öyle gelse. Hem ben de emaneti teslim ettim. Kalkayım artık. Yo yo dünyada bırakmam ben seni. Otur bakayım otur. Çabuk ara annenleri hadi. Topla sen de ayaklarını. Hadi ara. Kadın o kadar rica etti hadi. Allah Allah. Sen de mi kalmamı istiyorsun? Ben değil ya. Annem söylüyor ya o kadar. Ara ne olacak? Ayrıca kardeşine karşı beni koruduğun için teşekkür ederim demiş. Problem değil genç kız. Anladım onu şimdi böyle uçağı. Yani nasıl söyleyeyim? Yani ben de sana ilk başta yüz oluyordum ama işte tanıdıkça... Tanıdıkça... Yani itici olsan da iyi bir insan olabileceğini anladım. Giderim bak. Bir şey söyleyeceğim. Yani benim hiç fark etmez. Anneme ayıp olur. Tamam. Ben de Muazzez teyze için kalıyorum zaten. Ben de Muazzez teyzen için söylüyorum zaten. Ah annem. Hemen hisseder arar. Bir tanıcı Muazzez. Ben bakayım istiyorsan. Alo anneciğim. Ben de tam seni arayacaktım anneciğim. Arayacak mıydın? Sabahtan beri aramıyorsun. Ya sen beni öldürmek mi istiyorsun? Anneciğim merak edilecek bir şey yok. Ben de şeydeyim. Hakkı Beylerin evinde. Akşam yemeğine çağırıyor Muazzez Hanım. Israr ediyor. Aslında sizi de çağırıyor. Biz de mi çağırıyor? Bu saatte. Kızım sen bize dalga mı geçiyorsun? Yok anneciğim dalga olur mu öyle? Hayır. Dalga falan geçmiyorum. Israr ediyor vallahi. İlla ki gelsinler diyor. Sen de tanışmak istiyordun işte. Ben de hayır diyemedim. Annenler mi? Ver ben konuşayım bakayım. Böyle davet mi olur? Biz burada hazırdan bekliyoruz yani. Gel deyince gel, git deyince git. Aa, olur mu öyle şey? Ne gördüm ne duydum ben. Merhaba Figen Hanım. Ben Muazzez. Biraz emri vaki oldu ama ilk kızımı bırakmadık. Sizi de bekliyoruz bu akşam. Allah ne verdiyse yeriz diye düşündük. Ay ne münasebet Muazzez Hanımcığım. Yani ben kendi kızımla konuşuyordum. Yani demek istiyordum ki... Kızım böyle yani kendinizi davet ettirir gibi. Yani size de zahmet olmasın diye. Yoksa gelmek istemez miyiz? Seve seve. Seve seve. Görüşmek üzere. Bekliyoruz efendim. Güle güle. Bil mukabele. Teşekkürler. Geliyorlar. Ne bakıyorsun? Hayretle bakıyorum. Yani sendeki şu keskin manevra kabiliyeti en iyi yarış arabasında bile yok. Saçmalama Salim. Ya görmüyor musun kızımıza kene gibi yapıştılar. Ya sen de baba olarak bir şey yapsana. Hadi kalk. Hadi kalk şu yemeğe gidelim de yavrumuza bir sahip çıkalım biz. Hadi sen de toparlan bir an önce hadi. Pasta, börek, çörek ne varsa hazırlayalım. Akşama misafirlerimiz var. Ya akşama nasıl hazır edeyim hepsini? Yatışıyorum iki. Aa, biz de sana yardım ederiz Fadime. Ben de geldim yardıma. Aa. Hadi bana da bir iş verin Muazzez teyze. Sen hamur aç bize. Ha şey, açayım da ben hamur açmayı pek bilmiyorum ki ama yardım edersen. Kız sen nasıl ev kuzusun? Hamur atmayı bilmeyen ev kuzu mu olur? Canım o iş kadını. Kimileri kariyer yapar, kimileri hamur açar. Ben de kariyer yapıyorum ama hamur açmayı da biliyorum anne. Kızım,
Mutfak merak işidir. Nil kızımın herhalde merakı yok mutfağa. Aa, olur mu? Var aslında, var. Ama benim hamur işlerimle pek fazla aram yok. Fadime, dolma da yapalım, saralım. Aslanım pek sever dolmayı. Ben onun içini hazır ettim. Yaşa sen, yaşa. Yapraklar da burada. Aa, bunlar buruş buruş. Bunlar olmaz. Taze toplamak lazım, al bunları. Şimdi ben onunla uğraşamam. Yemekler yetişmez. Ben hemen toplarım, 2 dakikada. Sen anlar mısın yapraktan? Tabii canım. Biz küçükken hep toplardık babaannemle birlikte. Ha, iyi o zaman bak, körpe ve küçüklerinden toplayacaksın. Tabii. Tamam mı? Küçüklerinden. Heh. Bahçeden. Bahçeden, hadi. Küçük körpelerden. Ay anne, bu şimdi asma yaprağı diye cevize dalmasın. Kız sen ne berbat bir görümcü olacaksın. Bu eve gelen gelin yandı. Senin çenenden kurtulamaz. Cır 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 böyle kaynana gibi. İyi başıma iş aldım. Ay başıma iş aldım. Nasıl bir şeydi bu asma ağacı? Küçükken babaannenle toplarmışsın. Laflara bak ya. Hiç sen asma ağacı gördün mü hayatında? Bu mu? Değil bu. Hay Allah'ım, Allah kahretmesin. Nasıl bir şey acaba bu? Nasıl bir şey? Ödümü patlattın Demir. Ne oldu? Bugün de King Kong mu oldun? Ne oldu? Ha? King Kong. King Kong. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ya bırak Allah aşkına bu ödekliği, bırak optik. Ne yapıyorsun? Ne arıyorsunuz bahçede? Asma ağacı arıyorum. Küçükken toplardık babaanneyle. Ha, asma ağacını ha, ne, arıyorsun. Evet, nerede? Ağaçtan. Evet. Asmanın ağacı olmaz. Biliyor musun yerini? Ağacı mı? Ağacı. Asmanın yerini biliyorum da ağacı yok. Gel. Nerede olmuş? Gel. Asmadan gel, asmadan. Ne bekliyorsun? İstenceymiş bu asmadan. Gel. Bu şuralarda bir yerdeydi dedi anan. Tamam, sen gel, gel. Gel. Ben de yuva yapmış sütlerine. Aman aman. Nereden aldım ki başıma bu işi? Sen bana mı bakıyorsun oradan? Evet. Tamam, bakacağım da kalk da bak, şu yukarıdaki körpelere uzanamıyorum. Yardımcı ol biraz. Gel, bir işe yara. Öyle mi? Ha, bak şunlar çok güzel ya, kocaman. Şu da idare eder. Hadi yardım et, gel çık. Ne yapıyorsun be? Ha, yardım ediyorum işte. Dur, dur, öyle durma. Böyle olmaz. Al, al şu körpeleri al, bak şurada var. Al onu, ha. Yahu, hani bunlar birbirini yiyordu? Ne zaman böyle can ciğer kuzu saklısı oldular? Aa, Hakkı Bey, çocuklar bahçede. Sen ne yapıyorsun orada? Gel, gel. Ya ne yapıyor bunlar orada? Hı? Baksana, hayatlarından çok memnun gözüküyorlar. E canım, şakalaşıyorlar işte. Demir! Gel, serinleyelim, gel. Demir! Hadi, ay! Bir, iki, hoppa, gel, gel. Bak, bağırırım şimdi. Muazzez teyzem. Tamam, tamam. Her şey. Şu az mı oldu ya? Hı? Asma. Annene kadar var bu. Ha. Toplayalım biraz da, gel. Tamam. Aman Hakkı Bey, senin ayaklandığını fark etmesinler. Yoksa bir çuval inciri berbat ederiz ha. Bana bak. Ha. Siz ne işler çeviriyorsunuz hepiniz ha? Ay ne işler çevireceğiz? Biz bunların aralarını yapmaya çalışmıyor muyduk? Hmm. Ha, hazır bak böyle ne güzel tavına gelmişken. Değil mi şimdi, seni fark etmesinler. Havle ve la kuvveti. Hadi, hadi sen yat. Ha, ne kahat devresindesin daha. Of. Oy. Oh, getirdim oğlanı. Çabuk at tencereye haydi. Kız çabuk, geç kaldı. Tamam, tamam. Vay babam be, börek yıkılıyor, ne biçim kokmuş Fadime. Uşuma, bunun daha 10 dakikası var. Azıktıysan sana bazlama vereyim şurada. Problem değil. Ben sabır timsali bir insanım Fadime. Yani doğada çok aç kaldım ben, anlatabiliyor muyum? Bilmez miyim? Kurbağa da yemişsin, yılan da. Kurbağa ve yılan mı? Esas ne biliyor musun? Fare. Farenin hastasıyım. Onun böyle kafasını koparıyorsun. Böyle kuyruğunu ama ateşi göstereceğim böyle, az göstereceğim. Bir de öbür tarafı görsen kurutmayacaksın eti. Ona göre... Be sus da! Hep kaldırdın midemizi akşam akşam. Ay, Demir, Demir. Evet, burada durumlar nedir? Bir göreyim bakayım. Oh, John Weissmüller. Anne, Jane gibi olmuşsun, yıkılıyorsun. Ay, Muazzez teyze çok şık olmuşsunuz. O senin güzelliğin yavrum.
Sizin izninizle bir Hakkı Bey'i görmek istiyorum. Olmaz. Yani şimdi olmaz. Hakkı Bey uyuyor. Biliyorum, biliyorum uyuduğunu da bir göreyim istedim. Sen tabii ki göreceksin. Ama şimdi ben bir bakayım. Hani müsait mi, değil mi? Oldu mu yavrum? Hadi işinize siz. Kadın üzüntüden kafayı yedi yemin ederim ya. Hakkı Bey, Hakkı Bey ne yapıyorsun? Sok onu içeri, sok. Ne var be? Kaldır, kaldır, sok. Niye? Nil tutturdu seni göreceğim diye. Hay Allah. Yat. Ya dur, 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 dur. Sok şunu. Sok, sok, sok. Şunları da takayım. Yavaş. Yavaş, yavaş. Açıyor. Tamam. Şunu da burnuna tak. Ha. Tak. Burnuna. Ya sen merak etme. Ha. Allah Allah. Ha. Ben olaya vakıf olmadan iyice bir şey belli etmem. Ben de özledim kızı. Çağır gelsin. Tamam. Ama sus diyorum. Konuşma diyorum. Sus. Sakın bir şey belli etme. Cihazlarını kontrol et. Kızı çağırıyorum. Salim. He. Aa. Ayol sen daha hazırlanmadın mı? Bitti, bitti. Son rötuşlar. Bak. Bu ne? Son ahşap heykel çalışman. Çalışma Salim. Yani böyle çalışacaksan senin çalışmaman daha hayırlısı. Elimiz boş gitmeyelim. Hediye olarak şu ahşap heykeli götürelim diye düşündüm ha. Ay ne heykeli? Bu bildiğin kütük. Eserine bak, sahibini anla. Ay tövbe tövbe. Kötü kötü konuşturacaksın beni. Ya bak her konuda ahkam kesmene sesimi çıkarmıyorum ama sanatımı eleştirmene müsaade edemem. Ay çok da alıngansın. Ne sanatı ayol? Bu halinle sanatçıdan çok oduncuya benziyorsun. Gurur duyarım. Oduncu da insan. Ben de bunu götürmekten hicap duyarım. Ver şunu bana. Alma şimdi. Bırak. Bir sanat eserini mahvettin. Bu haliyle layığını buldu. Çok güzel sobada yanar. Ya hadi Salim. Daha yoldan insanlara baklava alacağız. Elimiz boş mu gidelim ya? Yemek saati geliyor. Hadi. Hakkı Bey ne olur bir an önce iyileş. Ben her gece sizin için dua ediyorum. İnanın bu yükü taşıyamayacağım artık diyorum bazen. İş yaptığımız büyük şirketler sizin yokluğunuzda bir bir bizi terk etti. Ama siz merak etmeyin. Ben yılmam. Hakkı bilirin çırağım ne de olsa. Tek başıma kalsam da ben sonuna kadar savaşacağım. Ben kimselere Hakkı bilirin emanetini batırdı dedirtmem. Bir de demir meselesi var tabii. Kusura bakmayın Hakkı Bey ama çok dengesiz bir oğlunuz var. Bazen iyi ki yanımda diyorum. Bazen de ondan kaçacak kadar deliriyorum. Neyse. Ben de kendi sıkıntılarımla sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Çok özledim ben sizi. Tek bunu söylemeye gelmiştim aslında. Lütfen bir an önce iyileşin Hakkı Bey. Lütfen. Öz evlatlarım bile benim için bu kadar dua etmemişlerdir.
Ne hakikatli kızmışsın sen. Afiyet olsun. Eksik bir şey var mı? Bir şeyler mi? Yok, sağ ol. Teşekkür ederiz. Gözünüz aydın Muazzez Hanım. Oğlunuz içeriden çıktı. Baklavası mı Figen Hanımcığım? Evet efendim. Bizim kandili de hanımlar kendileri yapıyorlar bunu. Ay pek güzel, pek güzel. Hakkı'cığım da çok sever ev baklavasını. Birkaç tane de ona ayırayım. Uyandı mı Hakkı Bey? Biz onu komada biliyorduk. Yok, ağız alışkanlığı. Evimin direği. Uyuyor. Yani biz de eve çıkınca iyileşti zannetmiştik. Nerede efendim, nerede? Yatıyor uykuda. Nedense son vukuatlarında hep abimin yanındaydı. Acaba diyorum bu olanlar senin yüzünden olmuş olabilir mi? Ahçacığım, ne alakası var benim? Bilmiyorum artık işte. Orasını sen söyleyeceksin. Ay Muazzez Hanımcığım, çok özür dilerim. Lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Tabii. Misafir lavabomuz ikinci katta. Affedersiniz. Salim Bey, siz nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. İyiyim efendim. Emeklilik hali işte. Ben de bir takım sanatsal işlerle uğraşıyorum. Öyle mi? Sanatın hangi kolu acaba? Odun, odun. Yani ahşap işleri. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel Bey. Hakkı Bey. Mahmut. Arda. Hakkı Bey. Hakkı Bey. Bey.
Figen Hanım, ne yapıyorsunuz siz? Ay Muazzez Hanımcığım, lavabodan çıktıktan sonra Hakkı Bey'in kapısını aralık görünce bir dua okuyayım da şifa olsun dedim. Amin, amin efendim. İnşallah. İnşallah. Hadi çıkalım efendim. Buyurun. Neco, nerede Neco? Napus damlarında çürüyor Neco'm. Aklıma geldi nerede diye. Aklına gelmesin oğlum. Neco'nun lafını bir daha duymak istemiyorum. Senin yanında onu da görmek istemiyorum. Bak fena halde bozuşuruz ona göre. Peki. Demir. Nil, gel ben sana bahçeyi göstereyim, gel. Ekin'e domuz da almış. Ekin domuza da almış. Domuza Ekin de almış. İmer! İmer! Bak hiçbir şey şaka olmaz. Şaka mı lan bu? Senin böyle şaka. Şimdi başlarım ha. İyiyim. Kanka sen dağlardan düşen adamsın. Ne yapıyorsun oğlum burada? Ne yapayım? Muazzez teyze bana doğru geliyor zannettim. Korkudan ayaca çıktım. Vallahi korksan iyi eversin. Hiç gözüne gözükme bence. Ama benim yatacak yerim yok. Her anlamda yatacak yerim yok ya. Ben ne yapacağım? Senin harbiden yatacak yerin yok Neco. Kanka sen de kalayım mı bu gece? Nasıl bizde kalacaksın ya? Annem tavırlı sana biliyorsun oğlum. Hayatta sokmaz seni eve. Nil. Sen de kalayım mı bu gece? Ne münasebet ya? Allah Allah, annem kızar benim. Olmaz, kim bu adam demez mi? Sütlü bu de, sütlü de. Bu hiç bana zarar vermez de. Kalayım bir iki gün. Annenle beraber bakla açarız, bir şey yaparız. Ne olur? Olmaz. Ne yapacağım ben ya? Demir, hadi gelin oğlum. Anne geliyoruz, tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bizim çocukken öyle saklanıp bir mekan var ya bir tane. Oo. Artık mecbur orada yatacağım. Tamam olur, orada yatarım ben. Bana bak, ben bunları falan dehlerken sen de oradan bizim köfte yaptığımız yeri kaçarsın, tamam mı? Oradan mı kaçacağım? Ya oğlum bilmiyor musun işte, hep tamam yapıyorduk ya çocukken de. Hadi gel. Ah Nil kızımızdan da çok memnunuz. Keşke Hakkı Bey uyansa da komadan çıksa, onun emanetini nasıl sahiplendiğini görse. Belki de her şeyi duyuyordur Hakkı Bey. Yani inşallah bir an önce iyileşir de ayakta kalkar. Tekrar çok teşekkür ederiz efendim. Güle güle efendim. Yine çok bekleriz. Çok naziksiniz inşallah. Allah'a ısmarladık kızım. İyice yarın efendim. Güle güle zalim be. Al şu çantanı. İyi geceler efendim. İyi geceler. Muazzez teyzeciğim, her şey için. İyi geceler. Çok teşekkür ederiz. Ah güle güle çocuğum. İyi geceler. İyi geceler. Yapma be. Bizim her zamanki yerimize hamam yapmış bu manyak Muazzez. Bu zenginlerin de işine belli olmuyor. Her yer çini. Ulan burada böbrek bırakırım ben. Babam sanki bizi duyuyormuş gibi uyuyor değil mi anne? İnşallah öyle değildir abi. Senin karakolluk olduğunu bilseydi kahrolurdu üzüntüden. Aa, ne karakolu canım. Hadi siz gidin yatın. Bırakın beni kocamla baş başa. Hadi. Hadi. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Güle güle.
Hay, tövbe bismillah. Yeter artık Muazzez. Neler oluyor anlat bakalım. Bir şey oldu yok Hakkı, ne olacak? Ne işi var oğlanın karakolda? Karakolu trafik şeyi gelmiş, ona gitti. Trafik şeyi gelmiş. Yemedim. Süt aşağıda, süt taşmıştır ocakta, gidip bir bakayım ben. Sen istirahat et Hakkı. O evde tuhaf bir şeyler dönüyor. Ay anne başlama Allah aşkına şu şüpheciliğine ya. Ne tuhaf Allah aşkına. Bildiğimiz ev. Ben bu gece gizlice Hakkı Bey'in odasına sızdım. Anne niye böyle bir şey yaptın? Yok artık. Sizce komada olan bir insan maç izler mi? Ne maçı ya? Adam komada. Belki doktor tavsiye etmiştir. Hani dinleyerek iyileşsin diye. Doğru. Ay Salim. Yani anlamadan bilmeden konuş ha. Ha konuş. Bir sus Salim. Anne ama bak bu yap. Sen de sus. İkiniz de beni dinleyin. Bunlar ailecek bir üç kağıt peşindeler. Belki de Hakkı Bey iyileşti, uyandı ama gizliyorlar. Böyle bir şey niye yapsınlar ki? Çok saçma. Saçma sensin. Ya bilmiyorum. Belki Hakkı Bey'in yüksek miktarda bir borcu falan var. Bilmiyorum. Ama gizliyorlar. Sen derhal Demir'in yanından ayrılıyorsun. Ayrılmak mı? Anne ama bak ben Hakkı Bey'e verdiğim sözü... Ya hala söz mü diyorsun ya? Kızım bak ben bu gece niye oraya yemeğe geldim? Onlar senin sandığın gibi masum insanlar değil. Ya harcatma kendini. Anne bak gözünü seveyim ben işimi çok... Demir tam bir serseri. Zaten Berkant Bey'e saldırması da bunun tam bir göstergesi. Yani düşünsenize Berkant Bey gibi kibar, centilmen bir adama saldırıyor. Yok yok sen derhal o şirketten ayrılıyorsun. Bitti. Güzel akamcı lavaboyu... Lan! 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 Ne oluyor? Kim bağırıyor burada böyle? Ay! Ocağım! Ay! Oh! Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor? Anne ne oluyor? Bana bak iyi misin? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Demir! Ne iş var bunun burada? Ya anne sokağa atmışlar, evden atılmış. Ben de aldım eve. Ne yapsaydım? Bana bak. Kolonya su getirin hemen. Baba! Hakkı babam! Ne oldu babama ya? Hakkı oğlum böyle dipdiri çıktı adam masmaviler içinde. Ya oğlum gerizekalı mısın? Adam orada yatıyor işte. Ay böyle çıktı. Sen niye böyle saçma sapan iddialarla hedef şaşırtıyorsun? Ne işin var senin burada? Çabuk evi terk et. Anne kalsın bu akşamlık, yarın sabah gider. Yarın son. İstemiyorum bu evde. Bu kadar. Hadi yataklarınıza. Tamam yat hadi, bir şey yok. Demir. Allah belanı versin, çıktı mı? Ya git zıbar yat, yakalandık senin yüzünden. Allah aşkına hadi yat. Vallahi bak yani pestilim çıktı. Her sabah ben bıktım bu yarıştan. Ne helak oluyorum ya. Senin yüzünden sabah ekmek fırını açar gibi hukuk bürosu açıyoruz. Bak şöyle yapalım. Bir sabah sen erken gel, bir sabah ben. Ha, nasıl olur? Uyar bana. Günaydın. Artık her şey hallolduğuna göre işimizin başına dönebiliriz. Ben hiçbir şeyin başına dönemem. Çünkü dün gece bunun ben Conkiş evinin hamamının göbek taşında yattım.
Musalla taşı gibiydi. O yüzden uyuyacak, sessiz çalışacak. Yalnız Neco, orada öyle yatamazsın. Kalkar mısın lütfen? Burası iş yeri. Yalnız rica edeceğim, Neco'ya lütfen karışma. Çünkü Neco benim bom. Ben onun bomuyum. Yes, he's my bom. And I'm his boss. Yani patronu benim. Bir bombun eksikti, o da oldu. Günaydın. Günaydın. Kapıda Alper diye bir uşak var, sizi görecekmiş. Ha, geldi mi? Çisil'cim, rica etsem Alper Bey'i toplantı odasına alır mısın? Yalnız sen Çisil'e emir veremezsin, ben Çisil'in patronuyum. Rica ediyorum, emir vermiyorum farkındaysan. Aa, burada olur. Fatime, uyumasın burada, ne olur. Hadi, hadi içine. Kalk buradan, kalk. Ne? Temizlik edeceğim, hadi. Hadi. Ya. Kalk temizlik edeceğim, hadi. Temizlik edeceğim. Hayret bir şey. Eskittim. Bir tane akıllı yok ki. 5 dakika daha. Kalksana. Fadime abla 5 dakika. La kalk. Ne olur. La kalk diyorum sana. Çık dışarı. Net bir şey. Abi hiç uzatmayalım, hemen açalım davayı ya. Nafaka, velayet ne varsa saldıralım üstüne. Onlar ne koparırsam da 1/3 sizin olsun. Tam orasına bakarız da önce bir babanı dinleyelim. Adamın derdi neymiş onu öğrenmemiz lazım. Abi, adamın derdi çok açık değil mi zaten? Herif bizden kurtulmak istiyor. Oğlum, yapma. Bırak ne hali varsa görsün. Uğraşmayalım artık. Sen hele okulunu bitir, eline ekmek tutsun. Biz kendi kendimize yeteriz. Siz neden Kutayan Bey'den şikayetçi olmadınız? Korktuğunuz bir şeyler mi var? Tehdit falan mı ediyor? Yok canım. Yıllardır elinden geldiğince bakıyor bize. Evet, bakıyor. Her ay 650 lira para veriyor. Biz 2 kişi kıt kanaat geçiniyoruz ve adam bize bakmış oluyor. Bravo. Asgari ücretten bile az bu para ya. Allah Allah. Babalar evlatlarına kızarlar, hatta bazen küserler ama yoksa iyi olması çok tuhaf. Peki daha önce siz hiç Kutayan Bey'le uzlaşmayı denediniz mi? Abi denedik. Çok denedik. Ben sana içeride de anlattım zaten. Mevzu para değil. Yani asıl şey başın sıkıştığında arayabilecek bir babanın olmaması. Bu mu babalık yani? İşleri var onun da kendine göre. Turne dönemleri oluyor. Haliyle ilgilenemiyor. Ya benim hiçbir doğum günü fotoğrafımda babam yoktu. Biliyor musunuz? Okul mezuniyetlerimde de yoktu. Anladım. O zaman biz bir gidip Kutayan Bey'le görüşelim. Bakın, görüşmenize falan gerek yok. Biz yıllar önce ayrıldık. Bu saatten sonra para falan dilenmem ondan. İyi de hanımefendi, çocuk onun çocuğu. Yani sizin ayrılmış olmanız neyi değiştiriyor ki? Kabullenip sahip çıkacak çocuğuna. Olur mu canım öyle şey? Ben onun çocuğu falan değilim. Önce burada bir anlaşalım lütfen. Ya benim bundan sonraki tek amacım o herifi mahkemelerde süründürmek. Bu kadar. O zaman siz bizden haber bekleyin. Biz bir buluşma ayarlayalım. Sonra tekrar size haber verelim, olur mu? Olur. Tamam. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Abi görüşürüz. Dikkatli ol, sakin ol, tamam? Eyvallah. Rapor diye tutturdun. Hiçbir işe yaramadı. Ben de uğraştığımla kaldım. Geri adım atmak zorunda kaldım ve yenildin. Ya. Ben şöyle düşünmüyorum. Rapor gayet işe yaradı avcım, merak etme. Senin yüzünden boşu boşuna o sevimsiz doktorla yemeğe çıktım. Hala işe yaradı diyorsun ya. Böylesi daha iyi oldu. Biliyor musun? Kadınların mağdur erkeklere karşı zaafları vardır. Ben davamdan vazgeçerek Nil'in gözünde yücelmiş oldum. Böylece Demir'in en büyük kozu artık yanımda olacak sayende. Afiyet olsun. Ne yaptınsın? He, Alper'in verdiği numarayı aradım. Süper. Ama ulaşamadım kimseye. Oluyor. İsterseniz alın burada adres var. Dip kendiniz bakarsınız. Süper. Güzel.
O zaman Çisil sen şu Kutayan'ı bir araştırıver bakalım, tamam mı? Yani nerelerde takılır, arkadaşları kim? Sonra da bize haberdar et, olur mu? Tamam, hiç merak etmeyin. O iş bende. Hadi afiyet olsun, güle güle. Bay bay. Ya neye bakıyorsun ya? Demir. Demir Gülme bu tarafa doğru geliyor, buraya doğru geliyor. Bak lütfen senden rica ediyorum, bir özür dile, tamam mı? Ha? Bak şikayetini geri aldığı için bir teşekkür et, bir yap bunu, tamam mı? Yok ya, o şikayetin foyasını ortaya çıkaracağım diye şikayetini geri aldı bu. Günaydın. 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 Oh. Maalesef haber olmuş. Bakın. Ne? İster tekzibettir, ister iş için orada olduğunu söyle bilmiyorum ama... ...Ukrayna için pek de iyi olmayacak kardeşim. Senin dövmemin haber yapılması bana en fazla gurur verir kardeşim. Pek gurur duyacağım bir şey yok burada Demir. Yani mesleki anlamda büyük sıkıntı bu. Baran'ın da haberi olmuş galiba, değil mi? Hakkında soruşturma açılabilir. Ya ya ya. Ben de mecburen Baran'a bildireceğim tabii ki. Bu senin iyiliğin için sevgili meslektaşım. Sevgili meslektaşım, sen ne kadar ikiyüzlü yalaka bir insan çıktın ha? Şimdi de iyi adam ayaklarına mı yatıyorsun? Bak Berkuş, elimin bekentindesin. Yemin ediyorum buradan bir çektiririm sana, duvara sürme gibi yapışırsın. Demir. Aklın bittiği yerde şiddet başlarmış derler. Sanırım seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmamış Demir. İyi günler. İyi günler. Gazeteci teşekkür ederim bu arada. İyi günler Berkant Bey, iyi günler. Demir, Demir. Hı? Sen az önce koltuk değnekli, ağzı yüzü dağılmış adamı dövmekle mi tehdit ettin yine? İnanamıyorum sana. Ya Nil, bırak şu kuyruğu. Allah Allah. Bırak, işimize bakalım. Bak, ha, burada güzel çıkmışsın, ha, fena çıkmamışsın. Benim kadar iyi değil ama esas şu arşiv haberine bak. Ya. Evet, biliyoruz bu haberi. Ya arşive bak diyorum, arşive. Ha. Aa, arşiv yalan söylemez diye bak, boşuna dememişler. Ya söylemez. Hadi. Kalk, o haberi yapan muhabirle buluşacağız, hadi. Dur ya, dur. Kaldı. Ya ne yapayım? Seslendim, seslendim. Duyuramadım sesimi. Açım diyorum ya, açım. Yemek yemek istiyorum. Açım. Ama Hakkı Beyciğim, doktor beyle konuştum. Sadece sulu yemeklere izin veriyor. O da azar azar. E ona da razıyım. Yeter ki şu boğazımdan bir lokma bir şey geçsin ya. Ya Muazzez be, şöyle ağzıma layık kelle paça çorbası yapsan da böyle diye höpürdeterek gitsen vallahi. Yani Hakkı be, hiç olur mu? Çok ağır gelir. Tavuk suyuna çorba yapalım. Ha. Ne öyle be? Hastane yemeği gibi. Sevmem ben tavuk suyuna çorbayı. İstemem. Yani çocuk gibisin. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Kelle paçayı bırak. O Necun'un ne işi vardı gece yarısı bizim evde? Kaçak girmiş eve, kaçak. Gece yarısı kaçak girmiş. Oh, aileye bak maşallah. Bizim oğlan karakola girer çıkar. Eve kaçak yolcu girer. Maşallah her şeyi düzene sokmuşsunuz. Yahu siz hepiniz zivanadan çıkmışsınız be ben uyurken. Aman Hakkı Bey, Allah'ını seversen. Anlamadan, dinlemeden her şey yoluna giriyor diyorum sana. Sen uyandığını belli etme yeter. Dur bakalım. Anlayacağız, öğreneceğiz. Hele bir ayaklarımın üstüne dikileyim de hayırlısıyla. Anne! Ayça geliyor. Hadi pozisyon alın siz. O kadar anlamaz o. Sen uyur gibi yap. Sizi arıyorum anne ya. Ne oldu? Ne bekliyorsunuz babamın başında böyle? Ay ne bekliyoruz? Babanı bekliyoruz. Tren bekleyecek değiliz ya. Ay anne, adam mumya gibi yatıyor. Nesini bekliyorsan. Aa, anne, babam mı öksürdü? Ben öksürdüm. Yok ya, sanki babamın öksürüğü gibiydi. 40 yıldır beraber olunca böyle öksürük de benziyor. Körle yatağa şaşı kalkıyor. Şey, ben dışarı çıkacağım da param bitti. Biraz para alabilir miyim? Ver cüzdanı. Ha, al. 50 ne anne ya? Liseli miyim ben? Ben arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Biraz geç kalabilirim. Merak etmezsin. Anne,
Anne bak yine aynısı oldu. Babam öksürdü. Sakın geç kalma. Vaktinde 7'de evde olacağız. Anladın? Ne 7'si anne ya? Sıkı yönetim mi ilan edildi? Geç kalma dedim sana. Anne bence sen ciğerlerini bir doktora göster. Yani traktör motoru gibi hırlıyorsun. Ayrıca babam komaya girdiğinden beri sen bana bu kadar karışmıyordun. Ne oldu birden? Şimdi babamız eve geldi. Onun için vaktinde evinde olacağız kızım. Anne babam komada. Nereden haberi olacak onun? Muazzam! Zor tuttum kendimi. Size arşiv açtım. Haberin detayını benimle paylaşırsınız. İlk bombayı da ben patlatırım artık. Sen bize bir ipucu ver, haber sen de merak etme. Bir dakika, bir dakika ya. Özel hayatın gizliliği diye bir şey var. Olmaz. Ha, var var. Yıllardır takip ederim ben Kutay Hanım. Oğlu Alper'in doğduğu günü bilirim. Uzun süre çocuğunu kabul edememiştim. İkinci albümün çıkış dönemiydi. Satışlarda patladı tabii. Anladım. Peki bu haber ne o zaman? Burada çocuk kucağında Kutay Hanım. Bir yıl sonra. Üçüncü albümün çıkış dönemi. Bu sefer de çocuğunu kabul edeceği tuttu. Hayda. Hop. Yine Kutay Hanım manşetlerde. Vay 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 ya. Bayağı reklam malzemesi yapmış adam çocuğu. Bu ne biçim adam ya? İşte tam şeye denk geliyor ya. 90'lara bu. Popstarların patladığı zaman. O zaman yapımcılar çok para yatırıyordu. İşte albüm satsın diye de her yolunu batıyorlardı. Peki Alper'in annesi nasıl razı geldi böyle bir şeye? Meltem Hanım mı? Siz onu da mı tanıyorsunuz? O kadın zavallının biri ya. Bir günde çıkıp demedi bana şunu yaptı, bunu yaptı diye. Bu hikayenin asıl mağduru o. İyi de o zaman bu haber ne? Gülşen Yıldırım ayrılık sebebini açıkladı. Bu ne? Kutay Hanım'ın resmi nikahlı eski eşi. Gülşen Yıldırım. Kendisi oyuncuydu. O dönemler bayağı popülerdi. Şimdilerde ise ortada yok. Kayıp. Ya biz bu Gülşen Yıldırım'ı bir araştıralım. Sende telefonu ya da adresi var mı? Söyledim ya. Yıllardır kayıp. Ortalıklarda yok. Alo? Cizil, senden birini araştırmanı istiyorum. Adı Gülşen Yıldırım. Kutay Hanım'ın eski resmi nikahlı eşi. Tamam da ya bu kadınla ilgili birazcık daha ipucu versene. Kadın eski bir oyuncu. O hakkında çıkan haberleri araştır. Ne bileyim sosyal medya hesapları. En önemlisi de adresini bulmanı istiyorum, tamam mı? Haber bekliyorum senden. Tamam, ben de. Neco? Hı? Bu şey bir kadın oyuncu varmış Gülşen Yıldırım. Sen onunla ilgili bir şeyler biliyor musun? Ne bileceğim onunla ilgili, ne oldu? Bak burada bir tane fotoğrafı var, bak. Tanıyor musun? Aa, bilmez olur muyum ya bu kadın? Ya bu kadın çok iyi oyuncu ya. Bir tane şey dizisi vardı bak bu. Adana'da çekilen bir tane şey vardı böyle beyazlı böyle bir şey. Bir A dizisi vardı. Bu oradaki A'nın üçüncü karısını oynuyordu. Ya nasıl bir yılanlıklar, her türlü kumpa. Anneanne falan hep bunu ciğerinden yanasıca böyle televizyon izlerken. Ben o zaman çocuktum da ne... İlkokul mu gidiyordum, öyle bir şeydim yani. Sen nasıl bir çocukluk geçirdin ben merak ediyorum ya. Ne yapıyorsunuz bakalım? İşte işimizi şey yapıyoruz. Bu popçu Kutayhan vardı ya. Onun oğluyla olan davasını araştırıyoruz biz. Hadi ya, o iş bize mi geldi? Evet. Süper bir dava bu. Gazeteler bu haberle yıkılıyor. Tabii yine Nil Hanım bu işi de arabulucukla çözeceğim diye tutturmazsa. Her şey para demek değil biliyorsunuz değil mi Ahu Hanım? Yani burada babasız büyüyen bir çocuğun onur meselesi söz konusu. Aman iyi ya. Ne haliniz varsa görün. Teşekkürler. Uyuz oluyorum ben buna. Gıcık. Aynen öyle, çok gıcık bir kadın ha bu. Bu mesela var ya gözler mözler, bu nasıl kötü kadın oynar biliyor musun? Mesela bu... Bu kadının o zamanlarda oynadığı kötü kadın rolünü o kadının, bu kadının şimdiki zamanlarında çok acayip oynar. Ne diyorsun ya? Şekerim falan düştü mü acaba benim? Bir de burnum kanıyor mu benim ya? Baksana bir. Bilseniz mi Murat Bey? Kapıyı kapat, gel. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Kızım bak, ben bu gece dışarı çıkıyorum. Ama Hakkı Bey... Dur yahu sus, bir de sana dert anlatmayayım. Allah Allah. Dinle beni. Muazzez'e benim uyuduğumu söyleyeceksin. Bu odaya da yatağa da sokmayacaksın, tamam mı? Ama nasıl olacak? Gayet iyi olacak.
Ben her şeyi ayarladım. Biraz sonra şoför Mustafa gereken malzemeleri getirecek buraya. Sen şimdi bizim yatak odasından, gardıroptan bir takım siyah elbise, ayakkabı, gömlek falan getir. Şu dolaba sakla. Tamam mı? Ne bakıyorsun? Hadi. Tamam. O zaman ben gideyim. Koş. Çabuk. Efendim Çisil. Yaz bakalım Gülşen Yıldırım. Bir dakika, bir dakika. Kağıt kalem çıkarmam lazım. Ben aklımda tutarım, söyle. Hiç sanmıyorum hafızamda o kadar yer olduğunu. Dur, yazacağım. Arkanı dönsene. Ya tutarım aklımda ben. Ya dur. Evet. Sümbül Sokak. No 17. Ha. Tamam söyledim. Evet. Ha. Kızım ne hı. Söyledim ya işte, tamam bu kadar bitti. Hıhılıyor ya. Tamam bitti, söyledim yani değil mi? Ha. Hadi kızım destan mı yazıyorsun? Yok yok, dur. Bir daha söyler misin? Ha. Ne demiştin? Aferin sana, boş mu? Arada kafan çalışıyor. Nasıl olmuş? Çok iyi. Ne bu şimdi? Dünün intikamı canım. Dün annenlerin karşısında öyle salak gibi kala kalmıştım ya. İşte nasılmış? Gibi derken? Tamam, yeni oyunumuz bu demek yani. İşe erken gitme oyunundan sonra demek yeni oyunum bu. Benle uğraşmak istiyorsun. O zaman arkanı kolla, yarım aklınla, tamam mı? Görürsün bakalım hangimiz daha salak durumuna düşeceğiz. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Biz avukatız. Gülşen Hanım için gelmiştik. Birkaç soru soracaktık. İçeride mi acaba? Siz burada biraz bekleyebilirsiniz. Ben kendisine bir bakayım müsait. Tabii. Demir. Bak gözünü seveyim, sen karışma olur mu? Şimdi biz kadın kadına böyle daha samimi konuşuruz. Bir de öyle sorgu memuru gibi dalma mevzunun ortasına, tamam mı? Yapıyorsun bunu hep. Hı. Gülşen Hanım havuz başında. Buyurun buradan lütfen. Buyurun sizi bahçe tarafına alalım. Vay 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 vay. Çok güzel değil mi? Vallahi gerçekten ben de şoktayım. Çok tarz gerçekten. Aynen. Yani yıllara meydan okumuş. Vallahi bravo. Vay be Demir. Seninle bari bu konuda zevklerimiz uyuyor ha. Nasıl? Yıllara meydan okumuş falan diyorsun da bence burası yeni yapılmış. Ya o kadar eski görünmüyor. Sen neden bahsediyorsun? Sen neden bahsediyorsun? Ben Gülşen'den bahsediyorum. Maşallah diyorum. Bir Gülşen Hanım be. Gülşen de kim? Ben havuzdan bahsediyorum. Bahçeden, villadan falan. Ya bana ne? Havuzdan, bahçeden, villadan. Allah Allah. Müteahhit miyim ben? Ben insan müteahhitiyim değil. Ay ben de bir an zevkli bir adammış meğer Demir diyordum ki karşımda bildiğin odun. Unutmuşum. Kıskandın değil mi kadın senden güzel diye? Ne münasebet ya, ben neden kıskanayım ki seni? Sen benim neyim oluyorsun da ben seni kıskanıyorum ha? Kimsin ki sen? Beni değil, kadını senden zayıf diye kıskandım işte. Zayıf gibi mı? Ne? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Ben Bilir Hukuk Bürosu'nun sahibi Demir Bilir. Ben de avukat Nilkaray. Demir Bey şöyle geçsek nasıl olur? Ben de bu arada üstümü bir değiştirir gelirim. Tabii Gülşen Hanım. Buyurun. Tabii. Buyurun bu taraftan. Bilir Hukuk Bürosu'ndan Nilkaray, arabulucu. Sizin için ne yapabilirim? Biz eski eşiniz popçu Kutayhan Bey'le ilgili birkaç soru sormak için geldik. Kutayhan mı? O da nereden çıktı şimdi?
Ayol yaşıyor mu hala? Evet yaşıyor. Ve oğlu Alper'le ilgili başı dertte. Oğlu mu? Hı hı. Ne oldu canım? Nasıl yani? Şaka mı yapıyorsunuz siz? Yok hayır. Gayet ciddiyiz. Ama Kutayhan'ın oğlu yok. Yani olamaz da. Olmuş. Yani var adı Alper. Hatta evlilik dışı diye annesi... Bakın yani Kutay kısır. Çocukken geçirdiği bir kaza yüzünden çocuğu olmuyor. Biz bu yüzden ayrıldık zaten. Ama gazetede çocuk istemediği için ayrıldığınız yazıyor. Kutay bunun duyulmasını istemediği için o haberler çıktı. Yani bunun karşılığında da bana bu evi aldı işte. Kendisinden olmayan bir çocuğu neden sahiplendik ki peki? Tamam işte her şey ortaya çıkıyor. Bence siz gidin şu adamı o çocuktan ve anasından kurtarın. Yani ölmeden bir rahat etsin değil mi eski kocam? O zaman biz gidip Kutayhan Bey'le bir görüşelim. Benden de selam söyleyin. Bağışlayın hanımefendiciğim. Vaktinizi aldık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Demir, kaçıncı seferdir aynı sokaktan geçiyoruz ya? Yuh diyorum sana yani. Ay sonra bak çok konuşuyor oluyorum, müdahale etmiş oluyorum. Yani kızıyorsun bana. Çok konuşuyorsun, insana bildiğini unutturuyorsun çünkü. Ya ben bana bıraksan ben bulacağım adresi ama sen o kadar ayarsız olduğun için... ...ben sana dur diyene kadar sen başka sokağa dönmüş oluyorsun. Ya ben var ya, ben dağda bayırda ovalarda izini bulmuş adamım, çöllerde falan. Buradan bulamayacağım. Ay vallahi ben çölü mölü bilmem ama yani sen kendi memleketinde, şehirde adres bulma özürlüsün. Kabul et. Kabul et Demir. Demir bunu kabul et ya baba. Tamam pes kabul Allah seni. Heh, Cambaz sokak yazıyor. Çek sola çek. Heh, sen kal ben bir bakayım geleyim. Yok ortağım olur mu? Ben de seninle geleceğim ya. Anca beraber kanca beraber. Bir şeyden eksik kalsan olmuyor zaten. Burası değil mi? Merhaba. Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız ediyoruz da biz Alper Bey'in avukatları olduk. Bu konuyla ilgili hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Bak bak artısı havalara bak ya. Dur dur karışma sen. Kutayhan Bey, bakın biz bu meseleyi kimselere duyurmadan çözmek için buradayız. Size yardımcı olmak istiyoruz. Duymaya mı kaldı yahu? Herkese rezil etti beni. Tamam zaten daha fazla duyulmasın diye geldik biz de. İkinizi bir araya getirip konuşturup uzlaştırmak istiyoruz. Aynen. Mahkeme yok, basın yok. Arabuluculuk yöntemiyle sizi barıştıralım. Bakın, kartını çıkarsana benimki arabada. Benim onunla konuşacak hiçbir şeyim yok. Şimdi hemen gidin evimden. Kartımızı atıyoruz şimdi kapının altından. Bize ulaşın. Çok seviniriz. Bekliyoruz. Bak polis çağırırım. Bir şey söyleyeceğim. Ben yürü gidip gebertirim ben bu dayakları öldürürüm ya. Oğluna babalık yapmamış sonra gelip burada artistlik yapıyor. Bir de müşterimize şey yapsan kafasını gözünü dağıt tam olsun. Kafasını kaba. Sen de iticisin şey mi? Tamam. Ne yapıyorsun ya? Herif evden çıktı. Bari kesin bir atlar çeviriyor. Ya ne yapacaksın? Adamı durdurup dövecek misin? Dövmek mi? Ben öyle insanlıyım ya. Ben hümanistim. İnsan hakları savunucusu, hukuk insanıyım ben. Bulucuyum, ara bulucuyum. İnsan meslektaşına kafa atar mı Demir? Gördük nasıl hukuk insanı olduğunu. Aa! Ne oluyor be? Tıt. Tamam geçiyor, görecek. Ya tıt. Ne yapıyorsun be? Al! Bir şey yaptığım yok. Adam görecek şimdi seni. Kim? Ne geçiyor mu? Dur daha gelmedi dur. Ama bastırma saçım çekiyorsun şu an. Bak. Dur görecek. Tamam. Gitti mi? Galiba Çisil'le konuşuyor bu. Alacağın olsun Demir. Bravo ya espriye bak. Ne o? Neydi bu şimdi? Kibir. Tamam hadi benim oyunu oynayacağına bas gaza da adamı yakalayalım.
Oğlum burada ne işi var ki? Vallahi bilmiyorum ama gidip öğreneceğim. Hayır dur ne yapıyorsun ya? Önce bir Kutayhan çıksın. Sonra biz içeri girip kimle konuştuğunu öğreniriz. Vay. Arada kafan çalışıyor. Aferin, öğreniyorsun. Benden bir şeyler kaptın. Bravo. Ya sen beni bir dinlesen. Sakalımız yok ki. Yalnız seni sevdiğimi unutma. Aşkların bu da olmadı be, Allah kahretsin. Ne haber çocuklar? Vay, ne yapalım abi? Bir türlü solist beğendiremiyoruz patrona. Bu üçüncü kız valla, helak olduk. Cemal Aga oğlum bu. Vardır bir bildiği, takma kafana. Zamanında beni de beğenmemişti. Nerede o? Şurada abi. Sen iyi misin abi? Yokmuş. Neler yapmış ha? Geliyor değil mi o bana? Hemen geliyor efendim. Getirin. Oo, hangi dağda kurt öldün? Kutayhan, hayırdır, hoş geldin. Hoş bulduk Cemal abi. Geç otur. Abi. Ha. Başım belada. Oğlum öyle olmasa gelmezdin zaten. Abi bak, bu işi başıma sen sardın, ancak sen çözersin. Hangi iş oğlum? Bu oğlan, ha. Alper. Abi iyice başıma bela oldu, kapıma dayandı. Dövmeye kalktı beni. Karakolluk olduk, rezil etti abi beni. Delikanlı çocuk olmuş desene. Abi bırak dalga geçmeyi Allah aşkına. Ne yapacağım? Bana sen onu söyle. Artık zapt edemiyorum ben bu harfleri. Az mı ekmeğini yedin lan sen bu çocuğun ha? Onun sayesinde sayfa sayfa haber oldun da kasetin milyonlar sattı. E şimdi de istiyorsa vereceksin tabii çakal. Abi ne kaldı da ne vereyim Allah aşkına. Gelen çarptı giden çarptı. Bir oturduğum ev kaldı. Onu da verirsem sokaklara düşerim abi, perişan olurum. Ya piyasaları biliyorsun, ne iş var ne güç var. Bir de avukat tutmuş. Sabah geldiler eve. Tamam lan ağlama. Bakarız bir çaresine hadi. Tamam abi o zaman ben kaçtım. Senden haber bekliyorum. Lan başlatma haberinden be. Tamam işte bir çaresine lan. Bakacağız. Yürü git. Cemal Bey gerçekten yanlış anladınız. Ben bir şey yapmadım, suçum yok benim. Yanlış anladım öyle mi? Sen beni dolandırabileceğini mi sandın ha? Ha? Hadi gidiyoruz yürü. Dur ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Bu saatte nasıl gireceğiz oraya? Bir planın var mı Demir? Ya benim her zaman bir planım var bak. Çıkar gözlüğünü. Aferin. Tak şimdi. Tak. Nedir planın? Çok merak ediyorum. Ha. Merhaba buyurun. Kardeş. Siz nasılsınız? Biz Nürnberg'den geliyoruz. Orada bizim rock grubuyuz. Ya ilk bir lokomotiv duymadın sen. Ben o rock grubunuzda gitaristi biraz benim. Menajer, solist, vokal yapıyorum ben. Sen patron göreceğim ben. Bekleyin, müsait mi diye bir sorayım. Patron iki kişi gelmiş, müsyen olduklarını söylüyorlar. Ne yapıyorsun, ne müzisyenleri? Ya ona söylenir de bu kadar da değil ama. Ne diyecektim? Avukatız, ismini bilmediğimiz patronla görüşmek istiyoruz mu diyecektim? Ne diyecektim? Bak yine başımızı belaya sokacaksın bak. Demedi deme bu sefer. Kıyamet habercisi misin sen ha? Titan mısın yavrum sen? Anladın mı? Olimpos'tan mı geldin? Ya bir sus, bir açma şu ağzını. Ben halledeceğim, ben rock için her şeyi halledeceğim. Ben pof edeceğiz be. Buyurun. Ya moruk, pof kulübü patlatacağım ben. Ya biz Alman değilsin, bize inanmadı önce. Yanlış anladınız. Sen nasıl dolandırırsın beni be? Biz sana iş verdik, ekmek verdik. Hırsız, nankör. Sen bütün hesaplarda bize kazık at ha? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Kalk ablacığım, ne yapıyorsunuz kalk. Ya kadına? Ne yapıyorsunuz ya? Eşkıya mısınız siz? Dağ başımın be burası. Kimsiniz? Bırakın kadını. Kimsiniz siz ya? Avukatım ben. Ya? Dava açarım vallahi hepinize. Yakarım sizi. Hiçbir kadına böyle davranamazsınız. Bacım, şimdi sen başına bela mı arıyorsun? Bir dakika hop birader ya. Sakin olun. Ne oluyor? Kuzu, sen buraya gelmeden önce herhalde yürek yedin ha? Delik deşik ederim lan seni.
Delik deşik eder. Demir, dikkat et. Ben buraya olay çıkarmaya gelmedim. Kutay'ın oğlu Alper'in davasıyla ilgili bilgi almaya geldim. O dediğin isimleri tanımıyorum kardeşim. Hem bana ne başkasının davasından? Yalan söylüyorsunuz siz şu anda. Biz az önce çıkarken kapıdan gördük Kutayhan'ı. Atın şunları dışarı be. Başım belaya sokacaksınız. İkiniz de vurduracağım şimdi buraya. Kutayhan'mış bilmem neymiş. Başlayacak dayanınıza be oğluna da. Çık. Tövbe tövbe estağfurullah. Allah kahretmesin ya. Yapabileceğimiz bir şey var mı? İyi misiniz ha? İyiyim teşekkür ederim. Sinirim bozuldu. Haklısınız, biz sizi evinize bırakalım. Yok, arabam var benim. Otoparkta sadece. Ben çantamı alayım. Olmaz. Tekrar öyle, teşekkür ederim. Olmaz öyle şey. Yok, arabanızı bırakın. Yok, bari. Çok sağ ol. Sonra da niye adam dövüyorsun oluyor değil mi? Çok ilginç. Yani Kutayhan Alper'in babası değilse, bu Alper'in babası kim? Onu annesi Meltem Hanım biliyordur, ona sormak lazım. Kanka bir şey söyleyeceğim, peki bu Meltem gerçek annesi değilse Alper'in? Ay yok artık, ay yok artık. Yani Meltem de annesi değilse, Kutayhan da babası değil. Nereden çıktı bu çocuk? Ağaç kabuğundan çıkmadı ya. Ya ben biliyorum işte, bak ben bu kadını ilk gördüğüm an bir şeyler gizlediğini anladım zaten. Heh, sonunda oldu bak, gördün mü? Yine filmin o sahnesine geldik. Bu iş kesin böyle değildir. Kesin bu işte bir iş var. Ay ya çok güzel yapıyorsun taklidini. Çok biliyorsan sen bul o zaman. Ya benim sayemde zaten bu iş bu kıvama geldi. Gördük nasıl geldiğini. Gülşen'in içine düşecektin neredeyse. Tabii tabii, o görmeliydiniz ya. Ay kadın da güzel bir şey olsa. Her yeri yapma. Vallahi yapma derken? Susar mısın lütfen? Ben şöyle düşün. Biriniz daha bu kapının girişinde otursanız da. Yani geleni gideni ben mi karşılayacağım? Sekreter miyim ben? Ne olsun? Kim geldi? Bir tane şarkıcı uşak var ya, Küteyan. Ne zıkkımsa o işte. O geldi, bana da imzalı fotoğrafını verdi. Nerede şimdi? Toplantı odasına aldım, sayını da verdim. Haydi. Ne diyorsun ya? Allah Allah, bir dakika. Bu adam bizi yaka paça kovarken şimdi niye ofise geldi? Ben diyorum, bu işin içinde bir iş var ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kutayhan Bey. Hoş bulduk. Bakın ben bugün için gerçekten özür dilerim. Sinirlerim çok bozuk. Benim bu işte hiçbir günahım yok. Biliyoruz. Efendim? Bakın Kutayhan Bey, ben açık konuşmak istiyorum sizinle. Sizinle ilgili gerçeği biliyoruz. Yani çocuğunuzun olmadığını. Eski eşinizle raporlarına kadar mevcutmuş hatta. Siz Gülşen'i de mi buldunuz? O zaman her şeyi öğrendiniz. Bakın, o zamanlar sanatçının bir albümü çıkacağı zaman plakçılar sansasyona ihtiyaç duyarlardı. Alper'e sahip çıkmam da haber oldu. Sahip çıkmamam da ayrı haber oldu. Bu yalanı maalesef yıllarca oynamak zorunda kaldım. Tamam, olmuş bitmiş. Siz asıl Alper'in gerçek babasının kim olduğunu söyleyin bize. Olmaz. Söyleyemem. Niye? Öldürür beni. Siz onu tanımıyorsunuz. Kutayhan Bey, bunca yıl çektiğiniz, çektirdiğiniz yetmedi mi? Yani hem Alper'e de yazık, annesine de, keza size de öyle. Lütfen. Aynen. Yani kim olduğunu söyleyin, biz bir şekilde uzlaşırız onunla. Tamam. Ama benden çıkmadı bu. Siz kendi imkanlarınızla öğrendiniz, tamam mı? Anlaştık mı? Ah Hakkı Bey, ah Hakkı Bey. Ne işler açtınız başımıza? Fazla konuşma hadi, güzel oldu, güzel. Hakkı Bey, sizce de boyu biraz uzun değil mi? Yok yok, uzun değil. Tamam, hayır hayır, tamam. Oldu işte, oldu. Çek şu yorganı da iyice yukarı doğru. Ha? Işığı da loş yaptık mı, bu iş oldu demektir. Bana bak, söylediğim gibi ha. Odadan dışarı çıkmayacaksın. Yoksa külahları değişiriz. Tamam Hakkı Bey, söz veriyorum. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ama Allah aşkına erken gelin, olur mu? Tamam, tamam. Bir de ilaçlarınızı unutmayın, saatini. Ya bunaldım be, bunaldım. Yat, 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 sıkıldım. Biraz hava alayım, geleceğim. Tamam. Hadi yürü. Dikkat edin ama, dikkat et. Hiç görmesen
Fena değiller. Nereden buldunuz bunları? Kızın yüzü de biraz tanıdık geliyor sanki ama. Allah abi, kendi ayaklarıyla geldiler. 4 kişilik ekibiz. Repertuarımız da genişlediler. İşe alındılar. Bu akşam sahne onların. Fazla para vermeyin, şımarmasınlar ha. Peki abi. Sahne bitince de bir tanışalım. Emredesin abi. Ay. Aferin oğlum Mustafa. Bir dakika bile peşlerinden ayrılmayacaksın. Her attıkları adımdan haberim olacak. Emredersiniz Hakkı Bey. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi gidelim bakalım neler yapıyorlar. Şirketi iyice batırıp şarkıcılar soymuşlar yahu. Bak Nile, bak Nile. Kızı da yoldan çıkartmış. Bu eşek, o da eşek. Ah Muazzez, ah. Ben bunun hesabını senden sormaz mıyım? Ha? O kadar güvenmiştim sana hani. Size içecek bir şeyler almamı ister misiniz Hakkı Bey? Su al bana, su. Hararet bastı. Kim o? Ayça mı o? Hey Allah'ım, sen bana sabır ver. Çivisi çıkmış bu işin Mustafa, çivisi çıkmış bu işin. Biri sahnede çalgıcı, öbürü dans meraklısı. Ben göreceğimi gördüm, gidelim. Gidelim, dayanamayacağım artık. Ah ah. Görmesen de, bilmesen de, bu kalp senin hiç fark etmesen de. Başı belli değil, sonu belli değil. Al ben neyimi geri vermesen de. Bir gülüş için, abi, bir nefes için. Abi, ne işiniz var burada ya? Ay şu tiplere bak. Artık bak gör beni, gör. Eşek sıpası, senin ne işin var burada? Ya ben de sana aynı şeyi soruyorum. Ya bu Nil var ya, iyice seni yoldan çıkardı. Bana bak Mavi, sen bana hesap soramazsın. Ben senin abinim be. Buradan çıkınca beraber gidiyoruz yürü. Ona göre bir yere kaybolmak yok. Tamam abi ya, of. Hiç görmesen de. Vallahi helal olsun. Nerelerdeydiniz siz bunca zaman ya? Cemal Bey, aslında biz sizinle başka bir konuyu görüşmek için bu yola başvurduk. Anlamadım. Ne demek o? Şöyle anlatayım. Yine mi siz ya? Ya bu ne cesaret? Siz benim kim olduğumu bilmiyor musunuz? Biliyoruz Cemal Bey, biliyoruz. Hatta sizi çok iyi tanıyoruz. Mesela Alper sizin öz oğlunuz. Biz bunu da biliyoruz. Alper mi? Siz bu konuyu... Yok öyle bir şey ya. Bak, delirtmeyin beni ha. İkinizi de burada vururum bak. Vallahi bizi vurmanız gerçeği değiştirmez. Mahkemenin isteyeceği bir tane DNA kararına bakar herkesin gerçeği öğrenmesi. Ama bu durumda da basın da aileniz de bu durumdan haberdar olur. Siz de bunu istemezsiniz herhalde. Ve işte biz de tam bu noktada sizi kurtarmak için buradayız Cemal Bey. Bakın Cemal Bey, sizin üniversiteye giden, pırıl pırıl geleceği olan aslan gibi bir oğlunuz var. Bence onu gerçek babasını tanıma fırsatından alıkoymayın. Alper yarın 12'de ofise geliyor. Gelip gelmemek size kalmış.
Ben bir şey diyeyim. Çabuk burayı terk edin. Hadi gidelim. Cemal Bey gelecek mi ki sence? Vallahi gelir mi gelmez mi orasını bilemiyorum ama sabaha kadar kendi vicdanıyla hesaplaşacak. Ah kıçım. Ne kadar özledim böyle sana sarılıp yatmayı. Aylardır burnumda tütüyorsun benim. Şu Ayten hemşire hep tepemizde olmasa, yani böyle senin yanına yatıp günlerce uyuyacağım. Bir an önce iyileştin. Şuna yol verelim. Olur mu hayatım? Muazzez! Kim o yanına yattığın adam? Tövbe bismillah. Kim bu adam? Senin ne işin var böyle Grand Tuvalet gece vakti? Bir de bana cevap verme. Bana benzeyen her adamın yatağına yatar mısın böyle yanına? Ay üstüme iyilik sağlık. Ben sensin diye girdim yatağa. Konuşma fazla. Konuşma. Senin dünyadan haberin yok be. Keşke hiç uyanmasaydım da bu rezillikleri görmeseydim. Bu kebazelikleri görmeseydim. Ailemizin haline bak. Neler oluyor neler. Senin dünyadan haberin yok Muazzez Hanım. Oğlan pavyona düşmüş pavyona. Aa. Ya haberin yok değil mi? Tabii yok ya. Kız desen kızlı erkekli danslarda. Orada burada. Ailemizin haline bak. Kepaze olduk kepaze. Ay Hakkı Bey sen ne diyorsun? Yani ne dansı ne pavyonu. Gelince kendilerine sorarsın. İyi. Kalk hadi yatacağım. Demir abi siz niye bizi apar topar çağırdınız böyle? Ya biriniz bir şey söyleyin artık. Alper'cim bak bunu söylemek gerçekten hiç kolay değil. Bu çok zor yani. Kutayan senin gerçek baban değil Alper. Ne? Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Çıkabilir miyim? Hiçbir yere çıkamazsın anne. Otur şuraya. Kim benim gerçek babam? Pisliği tek senin gerçek baban. Kurcalama dedim sana, yalvardım. O adam öldürür bizi oğlum. Demir abi. Ha? Demir abi kim benim babam? Demir abi konuşsana, kim benim babam? Ya oğlum bir sakin ol. Allah Allah. Ne sakin olacağım, kim benim babam? Cemalettin Şekerci, tamam. Nerede peki, buldunuz mu bu herifi? Bulduk, ne yapacaksın, gidip hesap mı soracaksın? Tabii ki de soracağım abi. Ya nereye soruyorsun, bu herif Kutayan'a benzemez. Benzemezse benzemesin, benim umurumda mı sanki? Tamam bak. Alper, biz ulaştık senin babana. Hatta toplantıya da davet ettik. 15 dakika önce de burada olması gerekiyordu ama gelmedi işte, anladın mı? Anlayacaksın, şerefsizin teki oğlum senin baban. Ayrıca umurumda değil ne demek oğlum? O şerefsizden var ya, değil baba adam bile olmaz. Ulan pırıl pırıl geleceğim var. Bir tane şerefsiz yüzünden bunu karartmaya değer mi? Manyak mısın oğlum sen? Ya iyi de abi, aklımı kaçıracağım ya. O zaman Kutayan bana niye bunca yıl babalık yaptı? Az çok hesap sorduğum bir babam vardı, artık o da yok. Bilmiyorum, kendisine sor. Var oğlum, var. Sen nereden çıktın lan? Allah'ım! Seni öldürdüm ha! Ne yapıyorsun ya? Bir sakin ol! Vur oğlum! Her şey yoluna gidecekse gel vur! Ulan senin gibi adama vurulur mu be? Şş, tamam. Ama bir dinle, gel buraya. Tamam, tamam abi sakin. Tamam abi. Bunca yıl sana çektirdiklerimiz yeter artık oğlum. Kan bağımız olmasa da senin baban olmaya devam etmek istiyorum. Artık sana da annene de ben sahip çıkacağım. Bana daha fazla bu vicdan azabını yaşatma Alper. Gelin benim evime taşın. Ailem olun. Bizim o Cemal denen şerefsize ihtiyacımız yok. El birliğiyle bütün bunların üstesinden gelebiliriz. Her şeyi sıfırdan başlamak için bana bu fırsatı tanı oğlum. Bugünkü başarımızı kutlamak için sana yemek ısmarlayayım akşam. Necoyla Çisil'e de haber veririz. Onlar da gelirler. Ne diyorsun? Yok.
İşim var benim bu akşam. Allah senin. Senin akşam ne işin var Allah aşkına? Ya hadi oyun bozanlık yapma, hep beraber gidelim yemeğe. Yok vallahi olmaz ya. Bu akşam işim var benim. Bana bak, yarın geç gelme sırası bende, ona göre. Erken geliyorsun yani. Allah Allah. Hoş geldiniz efendim. Burası. İyi teşekkürler. Akşamlar. İyi akşamlar. Neden çıkardınız sargılarınızı? Ne? Hani resmiyeti kaldırmıştı? Sargılarını neden çıkardın? Çünkü güzel bir kadınla yemek yerken sargılı olmak istemedim. İyi misin peki? Hem de çok. Sen yanımdasın. Daha ne isteyebilirim ki? Berkant. Ne? Berkant. Ne? Ay işte yapma bunu yapma ne olursun. İşte benim de sana söylemek istediğim şey bu. Bu tarz konuşmalarından hoşlanmıyorum ben hiç. Gerçekten. Sadece bunun bir teşekkür yemeği olduğunu unutma. Sana bir şey soracağım. Şirketten neden birlikte ayrılmak istemedin? Çekindiğin bir şey mi? Yok. Yani şimdi birileri bizi görür. Yanlış anlar. Ne bileyim gerek yok. Pardon, yanlış mı dedin? Evet. Yanlış mı? Niye ki canım? Evet, ben sadece Demir'den davacı olmama iyiliğinden dolayı verdiğim sözü tutuyorum şu anda. Teklifimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Aslında Demir'in teşekkür etmesi gerekiyordu da malum. Demir işte yanaşmadı. Demir, hep böyleydi zaten. Gerçi onu severdim ben ama... Bir türlü anlaşamadık işte. Nasılmışım ben? Bir anlat bakayım bana. Hayırdır inşallah? Boş ver, yemek yiyoruz burada. Gider misin? Ha bir de sen beni seviyordun ya. Ya da seviyormuşsun neyse. Ben seni hiç sevmezdim. Ama illa istiyorsan da... Sen ne yaptın? Anlaşırız biz seninle, anlaşırız. Nil, hadi yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Şu yaptığın şeye bak. Neyi zannediyorsun sen kendini? Saçmalama, yürü gidiyoruz hadi. Ya nereye gidiyoruz? Sen çekip gitsene buradan. Ne yaptığını sanıyorsun? Ya Allah Allah, hadi yürü ya. Ya ne münasebet? Gider misin buradan? Gitmiyorum. Görmesen de, bilmesen de, bu kalp senin hiç fark etmesen de, başı belli değil, sonu belli değil, al benliğimi geri vermesen de. Tek bir gülüş için, bir nefes için, ömrüm avuçlarında bir bakış için, artık bak gör beni, gör hayallerimi, kurtar şu yağmurdan gözlerimi. Hiç görmesen de, hiç bilmesen de, bu kalp senin fark etmesen de. Hiç görmesen de, hiç bilmesen de, bu kalp senin fark etmesen de. Sen bana çok uzak, gülüşün bir tuzak, sadece hayallerde kavuşmak. Bilirim imkansız, hayat acımasız, benimki aynalarla konuşmak. Hiç görmesen de, hiç bilmesen de, bu kalp senin fark etmesen de. Na 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 na